Böyle kısa kısa hızlı hızlı gideyim diye kısa şey yapıyorum. Kısa kısa ama birkaç şey söylemem gerekiyor. Şimdi bir kere bu bir çelişki olarak anlatılmaya çalışılıyor. Yani parlamenter demokrasiye geçeceğinizi söylüyorsunuz ama Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karışmıyorsunuz deniliyor. Bu sanki Türkiye'de ilk defa ortaya çıkmış bir konu gibi eleştiriliyor. Bunun örnekleri var. Avrupa'da örneğin Avusturya parlamenter sistemdir ama Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor. Cumhurbaşkanı sembolik ve hakem rolünde görev yapıyor. Finlandiya. Onu da söyledi ama Sayın Çelik. Dedi efendim? Ki mesela Amerika'daki modeli alıp Türkiye'de Amerika değil. Amerika'da bakın, Amerika başka bir Türkiye'de şey. Türkiye'de çalışmaz. Yok, Avusturya'da yani başka bir ülkedeki modeli dedi. Alıp buranın sosyolojisi, bize Türkmenistan'daki model getiriliyor, çalışılıyor mu? Yani bizdeki model özgün, evrensel hukukta karşılığı olan bir model mi? Buna Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diye literatürde hiç benzeri olmayan bir model getirildi Türkiye'ye. Ve burada temel mesele ne? Bir kuvvetler birliği oluştu, bakınız. Yani yargıda çok büyük etkileri var Cumhurbaşkanı'nın. Yasama, doğrudan doğruya yasama meclisinde iktidar partisini kendisi atıyor zaten. Ve yürütme zaten tek kişiden ibaret. Bu yani demokrasilerin temel kuralı olan kuvvetler ayrılığı sistemini büyük ölçüde hukuken ve fiilen ortadan kaldırdı. Onu şimdi sınırlandırsaydı muhalefet. Sistemin, zaten o var. Onunla ilgili. O yapılıyor. Şimdi sistemin asıl bu getirilen önerinin elbette yani mükemmel olmayabilir, eleştireceğimiz yönleri olabilir ama asıl altını çizdiği nokta bu. Ve ben de dinledim 1,5 saatlik bölümünü. Değerli arkadaşımız bu nokta üzerinde dursaydı bence daha yararlı bir tartışma yapabilirdik. Yani öteki halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'ndan siz yetkileri alacak mısınız? Bu zaten bir öneri. Asıl değişikliği, anayasa değişikliğini seçimden sonra yeni gelecek olan parlamento yapacak. Parlamento belki bu modeli değiştirip eskiye dönmeyi, yani 82 veya 61 anayasasındaki modele dönmeyi düşünecek. O da halk oyuna sunulacak. Nihai kararı halk verecek. Burada bir nezaket göstermiş bence altılı masanın anayasa önerisini hazırlayanlar. Diyorlar ki referandumda geçmiş bir konuyu biz şimdi burada kendiliğimizden kaldırıyoruz, bu yetki alıyoruz demeyelim. Bunu biraz atiye terk edelim demişler. Ya ama o zaman bu da değişecek tekrar. Değişebilir, tartışılabilir elbette. Bu, böyle bu bir öneri. Bu bir öneri. Belki bunu AK Parti yapacak dediği gibi. Belki bu teklifi sonra AK Parti yapacak. Sonra bakın bir noktanın altını çizmek istiyorum. Nevher Bey'le karşı karşıya olsaydık keşke. 2007 Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bildirgesinin ilk 20-25 sayfasını okumasını tavsiye ederim. Çok benziyor bugünkü değişikliklere. Aynen şu cümle var. Cumhurbaşkanının yetkileri demokratik parlamenter sistemin gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. O zaman neydi? Sayın Gül Çankaya çıkmıştı. Yetkileri seçilenlikten kalan yetkilerdi. Fazla gözüküyordu. Hepimiz onu eleştiriyorduk. O yetkilerin geriye çekilmesi o zaman tartışıldı ve 2007 seçim bildirgesine bu girdi. Şimdi başka bir yere savrulduk. 2007 seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması önerilirken 2017'de tam 10 yıl sonra bu yetkileri 82'de, 61'de, 1924'te görülmedik biçimlerde arttırdık. Esas mesele demokrasi, sistemin adının parlamenter demokrasi. Beyefendi de çok iyi bilir, arkadaşlarımızın hepsi çok iyi bilir. Efendim başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi olması önemli değil. Asıl önemli olan kuvvetler ayrılığının, yani o denetim ve dengenin, yasamanın, yürütmenin, yargının birbirine hem saygılı hem birbirine dengeli biçimde işleyip işlememesi meselesidir. Türkiye'de bu ortadan kalktı. Birazdan belki ekonomiye gireceğiz. 2018'den bu yana bu sistemin bize nereye savurduğunu hep beraber konuşacağız. Esas tartışacağımız mesele bu. Bence metinden o maddeleri bulalım. Yani kuvvetler ayarının öngören maddeleri ve asıl onun üzerinde duralım. Yoksa demin de söyledim. Yani onu daha fazla güçlendirecek kuvvetler ayarlığına. Evet, yani dünyada örnekleri var. Halk seçiyor fakat Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hatta başkanlık sistemi olan Güney Kore'de bile seçil aday olacak kişi 2 yıl önce bir siyasi aidiyeti varsa oradan istifa ediyor. Partisiz oluyor. Bir tür siyasetin üzerinde hakem konumuna geliyor. Şimdi demin arkadaşım, değerli arkadaşım dedi ki yani aynı partiden olsunlar veya işte Cumhurbaşkanı da siyasi olsun ne fark eder? Biz yeteri kadar türdeş olmayan bir toplumuz. Hala 100 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılında hala ulusal birliği pekiştirmek konusunda, eşit yurttaşlık konusunda tartışmalarımız var. Bize bir hakem lazım değil mi? Bize bir birleştirici, bize bir kriz anında, bir sel anında, bir deprem anında, bir dış felaket
felaket. Bir milletin birliğini, anayasada öyle yazıyor zaten. Devletin varlığını ve milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı deniliyor. Bize böyle bir birleştirici gerekmiyor mu? Parti dediğinizin adı parti, yani parça zaten. Hizip. Partilerden olsun. Ya bir de milletin birliğini. Siz çok iyi anlarsınız. Sizin adınız Büyük Birlik değil mi? Yani milletin birliğini temsil eden yukarıda bir kuvvet, yukarıda bir hakem, yukarıda barıştıracak bir isim olmasın mı? Bu Türkiye'nin geleceği aslında. Sayın Bakanım, platformların yarıştırdığı bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. İtiraz orada zaten. Efendim? Platformların yarıştırdığı bir İşte daha yani oradan da vazgeçebiliriz. Ben onu da söylüyorum. Bugün buna dokunulmamış. Ama ben baştan beri zaten Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin milleti gereksiz biçimde kamplaştırdığını iddia ediyorum. Ama ben muhalefetle, iktidarla ilişkisi olmayan bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti sade yurttaşıyım. Bana sorarsanız evet, parlamento belli bir oylaşmayla, sadece bence Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanları bile, o bile düşündür. Meclislerden seçilsin, ayrı bir tartışma. Ama yani bizi ayıracak değil, bizi birleştirecek yeni mekanizmalara ihtiyacımız var. Peki. Burada da bence bunun bir kapısı aralanmış. Mehmet